İyi akşamlar. Türkiye programına hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık ve yeni bir programla karşınızdayız. Bu akşam sizlere güzel bir konudan bahsetmek istiyoruz. E-Belde projesi. Türkiye'nin önünü açacak bir proje E-Belde projesi. Eğer geniş kapsamlarda yayılabilirse ki pilot bölgelerde amacına ulaşmış ve çok önemli bir proje bu. Geniş kapsamlara ulaşabilirse oldukça önemli adımlar atmış olacağız E-Türkiye yolunda. Çünkü bu size neler sağlıyor? Bu kendi internet sitenizi yapmanızı, bir bilgisayar eğitimi almanızı, hatta bunların hepsini ücretsiz almanızı ve dünyaya açılmanızı, orada ticaret yapmanızı sağlıyor. Ve bir belde koşullarında bunu yapmanızı sağlıyor. Belki bilgisayar alacak paranız olmayabilir ama devlet bunu sizin için sağlıyor ve bu tür projeler gerçekleştiriyor. İşte bu projeleri konuşmak üzere stüdyomuzda TBD Başkanı Rahmi Aktepe ve TBD Yönetim Kurulu'ndan Nüket Sümer olacak. Tabii aynı zamanda her zaman olduğu gibi sevgili danışmanımız Türker Gülüm de bizlerle birlikte olacak programımız boyunca ve sizlerden gelen soruları cevaplayacak. Peki bize nasıl soru sorabileceksiniz? Elektronik posta ve internet sitemiz yoluyla. İşte internet sitemizin adresi www.etretürkiye.biz.tr sitemize girdiğiniz zaman bize ulaşın bölümünden formumuzu doldurarak programımıza anında katılabilirsiniz. Ya da elektronik postayla katılmak istiyorsanız onun adresi de şimdi ekranlarınıza geliyor. posta@etretürkiye.biz.tr. Evet, adreslerimizi sizin için tekrar edelim. İnternet sitemizin adresi www.etretürkiye.biz.tr ve elektronik posta adresimiz ise posta@etretürkiye.biz.tr. Bugün konumuz E-Belde dedik ve E-Belde için Denizli'deydik. Denizli'ye gittik ve orada öncelikle Pamukkale Üniversitesi'nin rektörüyle görüştük. Sayın Hasan Kazdağlı Pamukkale Üniversitesi'nin E-Belde projesi için yaptığı çalışmalardan bahsetti. O da şimdi ekranlarınıza geliyor. Pamukkale Üniversitesi'nin E-Belde projesine verdiği desteklerden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Pamukkale Üniversitesi içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkı sağlamaya çalışan, toplumla bütünleşmeye çalışan girişimci üniversite modeline üstlenmiş bir üniversitedir, benimsemiş bir üniversitedir. Bu çerçevede biz E-Belde projesini büyük bir şevkle desteklemeyi birinci öncelikli görevimiz olarak kabul ettik. İnternet altyapısının gelişmesi, bilgisayar altyapısının gelişmesi bu küçük beldelerin, küçük işletmelerin dünyayla bütünleşmesine bir olanak sağlamıştır. Bundan yararlanmalarını istedik. Gerçekten yatağan beldemiz bunun için iyi bir örnek oldu, iyi bir aday oldu. Orada bilgisayar okur yazarlığını geliştirebilmek için atılan adıma üniversitemizde Ar-Ge, eğitim ve her türlü problem çözümüde desteğini vermeye hazır olduğunu belirtti. KOSGEB'in ve Türkiye Bilişim Derneği'nin katkılarıyla oradaki pazarlama imkanlarını artıran, oradaki işletmeleri 300 kadar işletmeyi dünya pazarlarına açmayı amaçlayan ve onlara yeni bir ufuk kazandırmayı amaçlayan bu E-Belde projesine biz de daha fazla ne tür geliştirmeler yapabiliriz üzerine çalışıyoruz. İktisadi İdare Bilimler ve Mühendislik Fakültelerimizden öğretim üyeleri bu konuyla ilgili spesifik projeler hazırlamışlardır. Belediye başkanlarımızla, beldelerin yöneticileriyle yakın bir işbirliği içerisindeyiz. KOSGEB ve Türkiye Bilişim Derneği ile de bu anlamda ciddi bir koordinasyon yapıyoruz. Bizim bütün öğretim elemanlarımız bu konuda yetkili ve istekli öğrencilerimiz de projeye dahil olmak istemektedirler. Bunu güçlendirerek Türkiye'ye bir model, örnek bir model çıkarma arzusundayız. Tabii ki sadece yatağın beldesiyle sınırlı kalmadı bu. Buradaki proje daha sonra Yeşil Yuva kasabamızda da yaygınlaştırıldı. Onlar da ayakkabıcılıkta belli bir kapasiteye sahip beldemizdir. Daha sonra Tavas ve Buldan'da da benzeri projelerin gerçekleştirilmesi için ilk adımlar atılmış durumda. E-Belde projesinin Türkiye'nin geleceği bakımından, küçük işletmelerin dünyaya açılması bakımından, yeni pazarlara katılması bakımından ve düşük maliyetli pazarlama bakımından son derece büyük önemi var. Tabii ki KOSGEB'e ve diğer kuruluşlara da önemli görevler düşüyor. Standartların yükseltilmesi, oradaki insanların diğer yönlerden eğitilmesi ve desteklerin bu anlamda makine ortak kullanım atölyelerinin kurulması ve finansman desteğinin de sağlanmasıyla sanıyorum biz bu projede Denizli'nin diğer alanlarda yaptığı gibi önemli bir çıkış yapacağız. Zaten de bununla Türkiye'ye yatağan beldemiz öncelikle adını duyurmuş bulunmakta. Sayın Aktepe, projeden ben girişte biraz bahsettim ama isterseniz tüm detayları da sizden alalım. Nedir E-Belde projesi ya da İ-Belde projesi ve ne zaman başladı?
İBELDE projesi 2000 yılında başlatılan bir proje. Yine KOSGEB ve Türkiye Bilişim Derneği işbirliğiyle başlatılan bir proje. Projenin temel amacı da biraz önce Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi yatağında, buldanda, tavas ve yeşil yuvada tüm vatandaşların bilgisayar okuryazarı haline gelmesi. Neden bu beldeler diye aslında sormak lazım. Belki bu beldelerin çok önemli bir özelliği var. Yani ev ekonomisine dayalı yapıları var. Yukarıda evlerinin üstünde yaşıyorlar. Aşağıda küçük atölyelerinde de işte yatağında bıçak, el aletleri, buldanda tekstil, yeşil yuvada ayakkabı ve de tavasta da genellikle tekstil ve kot ağırlıklı bir üretim var. Buradaki temel amaç bunların bilgisayar okuryazarı yaptıktan sonra elektronik ortamda web tasarımlarında kendi yapabilecek konuma getirip kendi ürünlerini pazarlamak. Fakat burada diğer KOSGEB'den beklediğimiz katkı ise bu ürünlerin belli bir standartta oluşmasını sağlamaktı. Belki bu aşamada bunu gerçekleştiremedik ama biz hedefimize ulaştık diye düşünüyorum. Çünkü şu anda tüm belde halkı, yatağan ve buldan özellikle olmak üzere belde halkı bilgisayar okuryazarı haline gelmiş durumda. Şu anda 600'ün üzerinde kursiyerimiz sertifikalarını almış durumda. Ve de bunların içerisinden belli seviyede olanlara da ayrıca web tasarımı konusunda ve internet konusunda da ayrı kurslar organize edildi, düzenlendi. Ve bunlar da kendi ürünlerini web tasarımı üzerine bütün dünyaya pazarlayacak konuma geldiler. Sayın Sümer'e dönmek istiyorum. Siz proje yürütücüsüsünüz. İBELDE projesinin. İlk hedeflerinize Sayın Aktepe bahsetti, ilk hedeflerinizden. İlk hedeflerinize yaklaştınız ve hatta geçtiniz. Ne aşamada şu anda proje? Rahmi Bey'in de biraz önce söylediği gibi proje 2000 yılında başladığında ben bu projede değildim. 2001 yılından itibaren projenin içerisinde yer almaya başladım. Ben başladığımda pilot bölge seçilmişti. Projenin yürütülmesiyle ilgili nasıl bir proje planı olacağının adı konmuştu. Bunu yaparken de yurt dışında yapılmış bir takım proje örnekleri, bunlar niye başarılı olmuş, niye başarısız olmuş, bunların tespiti yapılmıştı. Ve Denizli'nin biraz önce Rahmi Bey'in de bahsettiği gibi kendine has özellikleri olması nedeniyle 4 beldesi pilot olarak seçilmişti. Ben başladıktan sonra KOSGEB ile birlikte burada internet kıraathanelerin kurulması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu genellikle KOSGEB'in ve belediyenin ortak girişimiyle bulunmuş olan yerlerde bir bilgisayar laboratuvarının oluşturulması aslında. Kıraathane diyoruz ama burası bir bilgisayar laboratuvarı. Bilgisayarlar kuruldu, işte network altyapıları yerleştirildi. Daha sonra yine sektörün çeşitli gruplarından, gerek özel firmalardan, gerek KOSGEB'den, gerekse Türkiye Bilişim Derneği'nin kendi kaynaklarından oluşturulan fonlarla eğitim vermeye başladık biz orada. 2001 yılında yaklaşık 600 gencin eğitimini tamamladık. Genç diyorum çünkü daha çok genç nüfus. Orada babadan oğula zanaatın taşınması şeklinde atölyeler geliştiği için daha çok çocukların eğitim almasını istedi. Ama bayağı yaşı büyük insanlar da vardı, değil mi? İlk etapta eğitim bilgisayar okuryazarı olmayı hedefliyordu. Çünkü oradaki kesime baktığımız zaman çoğu lise mezunu, üniversite mezunu çok az. Birçoğu biz gittiğimizde daha bilgisayarla bile çok yakından tanışmamışlardı. Fakat buna rağmen çok büyük bir heves vardı, çok büyük bir istek vardı. Zaten onlar bu kadar inanmasalardı, bu kadar hevesli olmasalardı bu eğitimler bu kadar başarılı sanıyorum olamazdı. Sayın Sümer, isterseniz bu noktada Buldan kaymakamına dönelim. Sayın Bilal Çelik'e bu kadar hevesliler, bu kadar istekliler dedik. Evet. Bakalım Sayın Çelik bize neler söylemiş, işte karşınızda. Buldan'daki bu uygulamayı ne zaman başladınız? Buldan Akım Merkezi 2 yıl önce Türkiye Bilişim Derneği ve KOSGEB yöneticilerinin ilçemizi ziyaret sırasında ilk defa gündeme geldi. Arkadaşlarımız bize bu teklifi getirmişlerdi. Bu teklifte biz bu işin ilçemizde olabileceğini, ilçemizde var olan el sanatlarının daha iyi tanıtılabileceğini, yurt içi ve yurt dışı pazarlarında daha iyi pazarlanabileceğini, internet üzerinden satış imkanlarının sağlanabileceğini düşünerek biz bu merkeze el birliğiyle kurulmasına hep beraber yardımcı olduk. Hep beraber oluşturduk. Daha sonra zaman içerisinde ilk başta 3 bilgisayarla başlamıştık biz bu işe. Ancak daha sonradan 6 bilgisayar daha ilave edildi Türkiye Bilişim Derneği tarafından. Ve bu merkez epey zamandır hizmet veriyor.
720 civarında her yaştan insan eğitim gördü demiştim. Bunlar burada öğrendiklerini, öğrencilerimiz okul derslerinde, ödevlerinde araştırma konusunda yardımcı oldu. Özellikle de esnaflarımız kendi ürettikleri malları internet üzerinde tanıtmak suretiyle pazarlamaya başladılar. İlk başta burada bu kıraathane açılmadan önce 3 tane firmamızın sadece internet sitesi varken bugün 25'in üzerinde firmamız internet sitesine kavuştu ve internet üzerinden interaktif olarak günlük satışlarını yapıyorlar. E-mailler alıyorlar, e-maille başka yerlere mallarını ulaştırıyorlar ve bu şekilde bütün üretime ve satışa büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Sayın Çelik'i hep beraber dinledik. 25 firmadan ve 700 civarında da kullanıcıdan söz etti. Peki bu projeye başlamadan önce durum neydi acaba Sayın Aktepe? Aslında bu projeye başlamadan önce hem Buldan'da hem Yatağan'da, belki Buldan'da bir iki bilgisayar evlerde olabilir veya da firmaların kullanımında olabilir ama Yatağan'da hiç yoktu. Ve aslında onların bütçelerinden ayıracakları bir para da yoktu. Çünkü fakir bir belde aslında Yatağan. Çünkü onlar için bilgisayar bir lükstü. Fakat burada yapılan bilgisayar farkındalığını yarattıktan sonra bilgisayar alımı konusunda talepleri oldu. Ve şu anda da tüm evlerde hemen hemen bilgisayar var. Gelinen nokta bu anlamda güzel bir örnek. İşte eğer biz farkındalık yaratabilirsek, vatandaşın talep bilincini geliştirebilirsek, E-Türkiye'ye çok daha hızlı adımlara gideceğimizin çok somut bir örneği diye alıyorum. Ve gelinen nokta hakikaten hepimizi memnun eden bir nokta. Ve bu noktadan çok daha ileriye hem bu beldelerimizi hem de Türkiye'yi taşımak, hem Türkiye Bilişim Derneği'nin görevi, hem bölgelerde bulunan üniversitelerimizin görevi, hem de diğer kamu kurum ve kuruluşların görevi diye düşünüyorum. Sayın Sümer'e dönmek istiyorum. Peki E-Türkiye'ye ulaşmak yolunda gerçekten çok önemli bir örnek dedi Sayın Aktepe. E-Türkiye'nin de bir parçası E-Ticaret ve bu E-Ticaret'in de bir pilot uygulaması bu 4 beldede yapılıyor. Peki sosyal farklılıklar da var mıydı? Nelerle karşılaştınız bu proje içinde? Şimdi aslında biraz İBELDE projelerini sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki hedefi bu küçük işletmeleri. Ticaret, internet üzerinden bilgisayarı kullanarak ticaretlerini geliştirebilmeleri. Türkiye'ye baktığımız zaman üretim yapan işletmelerin çok büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Bunların da çok büyük bir kısmı sayısı, çalışan sayısı 25'i geçmeyen, daha çok aile şirketi diyebileceğimiz, atölye tipi üretim yapan, ferdi teşebbüsle bir takım şeyler yapmaya çalışan küçük işletmelerden oluşuyor. İşte bizim zaten hedeflediğimiz yer bu küçük işletmeler. Çünkü bu küçük işletmeler yüzyıllardır babadan oğula belli bir zanaatın öğretilerek aslında biraz da o yöreye has bir kültürün oluşmasına etken olan yöresel el sanatlarının oluşmasına katkıda bulunacak bir şekilde getiriyorlar. Yani aslında bunun çok önemli bir sosyal etkisi var burada. Şimdi günümüzde artık dünya globalleşti. Daha önceden bu insanlar bu üretimlerini pazar yerlerinde gidip satabilirlerken, şimdi artık büyük süpermarketlerden, hipermarketlerden alışveriş yapıldığı için bu ürünler artık çok fazla alıcı bulamıyor. Ve aslında eğer bu tür katkılarla o kişilerin ticaretleri desteklenmezse, belki de bu atalardan gelen sanat ölecek. Belki bunları yaşatamayacağız. Belki bu kişiler artık buradan geçimlerini sağlayamadıkları için bu işlerini bırakıp başka meslek dallarına yönelmek durumunda kalacaklar. Ki bunu da kendi yörelerinde sağlayamadıkları için belki büyük şehirlere göç etmek zorunda kalacaklar. Yani projenin aslında hedefleri çok büyük. Evet, biz çok küçük bir yerde başladık bunu. Çok küçük bir yerde bunu denedik ama çok doğru bir seçim yapmışız. Çünkü Denizli halkı gerçekten gelişime çok açık, çok hevesli, çok istekli. Oranın belediye başkanı, kaymakam, işte siz de görüntülemişsiniz. Çok destek olmaya hazır. Bak, zaten gidip baktığınız zaman ilgili esnaf sanatkar odası olsun, ilgili meslek odaları olsun, onlardan da aynı desteği görebiliyorsunuz. Böyle olunca da inanmışlık olduğu zaman bir projenin başarılı olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Elektronik ticaret dediniz, ben konuyu birazcık dağıttım herhalde ama. Sayın Sümer, isterseniz tam bu noktada şunu yapalım. Bu kadar anlattık ama izleyicilerimize oradaki internet kıraathanelerini gösterelim. Kendileri karar versinler. İşte Buldan internet kıraathanesi.
Şu anda Buldan'dayız. Az sonra KOSGEB'in buraya açtığı internet kafede ziyaret edip buradaki etkinlikleri inceleyeceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Ümran Kaymak. Burada bir firmada çalışıyorum. Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? Yaklaşık 2 yıldır. Neler yapıyorsunuz internette? İnternette kendi şirketimiz olduğu için şirketle alakalı olarak daha çok işte online alışveriş üzerine bir takım çalışmalarımız var. Web sitemizi hazırladık. Daha çok işle ilgili olarak kullanıyoruz. Firmanızın internet sitesi satışlarınızı nasıl etkiledi? İnternet üzerinden online alışveriş imkanı sağlandığı için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sipariş alımında çok büyük etkileri oldu bize. Hala da oluyor. Ne kadar süredir internette uğraşıyorsun? 15-20 gün oldu. Neler yapıyorsun internette? Neler araştırıyorsun? Genelde okuldaki derslerimizle ilgili araştırmalar yapıyoruz internetten. Peki buranın size sunduğu imkanlardan memnun musunuz? Faydalanıyor musunuz bunlardan? Faydalanıyoruz ama bilgisayar biraz daha fazla olsa 2-3 kişi oturuyoruz her bilgisayara. Bu da zorluk oluyor tabii ki. İşte görüntülerimizi izledik Buldan internet kıraathanesinden. Sayın Sümer, size dönmek istiyorum. İşte orada hem e-ticaretten bahseden bir kullanıcımız vardı. Hem de küçük, daha internetle tanışalı 15-20 gün olmuş, asıl proje amacına da uygun olan bir kullanıcımız vardı. Ama bir şeyden yakın dedik ya, birkaç tane daha hani 2'şer 3'er kişi oturuyoruz, bilgisayar olsa fena olmazdı. Var mı yeni bilgisayar bulmak için çalışmalar? Bizim şimdi kanayan yaramıza dokunuyorsunuz aslında burada. Çünkü Türkiye Bilişim Derneği evet KOSGEB'den destek alıyor. Evet bir takım firmaların sponsorluklarından yararlanıyor ama buraya sürekli bir kaynak yaratmak gerçekten çok güç. En son 2003 yılında Avrupa Birliği'nin bir hibe fonuna biz başvurduk. Birçok projenin arasından seçildi. Ve oradan bir kaynak yarattık. 2003 yılının yazında yine bir yaklaşık 600-700 kişinin eğitimini daha tamamladık ama yeni bir bilgisayar almadık çünkü eğitim daha önemli diye düşündük. Bu sefer biraz daha ileri düzeyde eğitimler de verdik. Kendi web tasarımlarını kendilerinin yapabileceği şekilde bir takım eğitimler de vermeye çalıştık. Gerçekten bizim çok zorlandığımız bir konu bu. Eğer bir fon yaratabilirsek tabii ki de projeyi devam ettirmek istiyoruz. Hatta belki başka yörelerde artık pilotta başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Burada bir şeyler öğrendik, doğrumuzu yanlışımızı tespit ettik. Başka yörelerde de bunu tekrarlayabilmeyi istiyoruz ama burada tabii ki destek bekliyoruz, katkı bekliyoruz. Türkiye Bilişim Derneği'nin kendi olanaklarıyla bunu tamamıyla finanse edebilmesi mümkün değil tabii. Tabii bu noktada Sayın Aktepe'ye de aslında bu olarak. Tabii bu çocuğumuzun seslenişini ben sadece TBD'ye olan bir sesleniş değil, bütün Türkiye'ye olan bir sesleniş olarak alıyorum. Ve de şunu hatırlıyorum. 1998 yılında bilgisayarımı istiyorum diye bir kampanya yapmıştık çocuklar adına biz. Aslında oradan hareket ederek bütün Türkiye'ye seslendiğini düşünüyorum. Ve de buradaki başarının diğer beldelere de, diğer ilçelere de taşınmasının gerek. Yasalarla yahut da e-devlet uygulamalarının kamu kesimini hallederek sağlamamız mümkün değil. İşte e-vatandaşı yaratmadığımız sürece dönüşüm topal kalacaktır. Dolayısıyla bizim Türkiye Bilişim Derneği olarak son 2 yıldır çok önemsediğimiz e-vatandaş konusunu yaratabilmemizin temel nedenlerinden bir tanesi de bu tür başarıları başka yörelere taşımaktan geçtiğine inanıyorum. Tabii bunlar çok somut örnekler. Yapılması gereken ve atılması gereken adımlar. Şu noktada şimdi bu kadar genç çocuk yetişiyor ve belki onların dönemine göre olanaksızlıklar içinde olanak yaratılarak yetişiyor. Bunlar Türkiye'nin geleceğini nasıl değiştirecek? Aslında Türkiye'nin geleceğini eğer biz Türkiye Bilişim Derneği olarak koyduk. Bilişim toplumu dedik. Yani bilişim toplumuna giden süreci hızlandıracak bu gençlerimiz. Ama biz maalesef şu yanılgıya her zaman düşüyoruz. Yani sadece çevremizdeki insanlarla, çevremizdeki gençlerle, çevremizdeki çocuklarla hemen bir sonuca varabiliyoruz. Veyahut da yargıya varabiliyoruz. Halbuki Türkiye 70 milyon nüfustan ibaret bir ülke. Bilgisayar anlamında, bilişim teknolojileri anlamında çok geri kalan, hiç gitmeyen bölgelerimiz, yörelerimiz
var. Bir de bizim Bilişim Kervanı diye bir programımız vardı. O programda çeşitli yörelere o kervan gittiği zaman o gençlerin heyecanı bize anlatıldığında, televizyon ekranlarında bunu gördüğümüzde gözlerimiz yaşlanarak bunları izledik. Ama biz gözlerimizin yaşını silip bunların çözümünü bulmamız gerekiyor. TBD'nin olanakları, Türkiye Bilişim Derneği'nin olanakları tabii ki kısıtlı. İşte biraz önce Nükhet Hanım'ın söylediği gibi de hem Avrupa Birliği fonlarından, diğer başka fonlarından belli imkanlar sağlama gayretini sürdürüyoruz. Ve kamu kurum ve kuruluşlarından da belli destekler aldığımız takdirde bu projeler hem burada daha da geliştirilerek hem de diğer yörelerde yaygınlaştırılarak sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin geleceği burada diye düşünüyoruz. Sevgili şimdi bir başarı öyküsü izleyelim. Sevgili seyirciler, Buldan'da bir tekstil firması. Bu firma ürünlerini dünyanın dört bir yanına satıyor. Neyle mi? İnternetle, işte karşınızda. İnternet sitesi satışlarınızı nasıl etkiledi? İnternet sitesi satışlarımız çok olumlu yönde etkiledi. Özellikle yurt dışındaki müşteri bulma kapasitemizi artırdı. Yunanistan'da müşterilerimiz var. Mesela İsrail'de müşterilerimiz var. İnternet sitesinin açılmasıyla beraber müşterilerimizdeki sayısında artış oldu. Yurt dışındaki müşterilerimize ürettiğimiz malların, çünkü sürekli bulunan malların dizaynları değişiyor. Onları rahatlıkla gönderebiliyoruz. Onları web sayfamızda yayınlayarak yeni müşteriler, yeni satışlar elde ediyoruz. Yani satışlarımızın kademesinin artmasını da sağlıyor ve yeni müşteri bulmamız açısından da internet sitesinin faydası bizim açımızdan çok mükemmel oldu diyebilirim. Evet, oldukça güzel bir başarı örgüsü. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Proje başladı, belli noktalara kadar geldi, ilerledi ve pilot bölgede az çok deneyimler kazanıldı ve sanıyorum pilot bölge çalışmalarında sonuna gelindi. Bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymak için ne yapmak lazım? Aslında çok da sonuna gelinmedi. O sorunuza cevap vermeden önce buna cevap vereyim. Çünkü evet, bunların internet üzerinden, bir takım üretimleri internet üzerinden artık tanıtabilmek, satabiliyor olmak gerçekten çok büyük bir başarı. Ama bu sadece bir bacağı. Çünkü bu üretimin dünya normlarındaki kaliteye ulaştırılması da gerekiyor. Standart. Çok büyük bir takım siparişler almaları halinde bunları nasıl sevk edeceklerini, ulaşmasını nasıl ambalajlayacaklarını da biliyor olmaları gerekiyor. Tabii bu Türkiye Bilişim Derneği'nin konusunun biraz dışına çıkıyor. Bir kere her şeyden önce bu projenin bu yarım kalan diğer taraflarının da bir destekle, bir takım COSGAP desteğiyle, belki kalite derneğinin burada katkıları olabilir ki oluyor zaman zaman zaten. Onların katkılarıyla öncelikle bu taraflarının tamamlanıyor olması lazım. Nasıl yaygınlaşır? Bu proje aslında gerçekten bir başarı öyküsü. Neyin başarı öyküsü? Eğer insanlara verilen şeyden, sunulan şeyden bir fayda sağlayacaklarını anlatabiliyorsanız, o zaman bunu benimsiyorlar, arkasında duruyorlar ve o proje başarılı oluyor. Biz burada bunu gördük. Eğer bir takım kaynaklar bulabilirsek, destek bulabilirsek, ki biz bunları hakikaten bulmak için çabalarımızı devam ettireceğiz. Başka Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin diğer hibe fonlarına da başvurmayı düşünüyoruz zaten. O tür şeyler de var planlarımızda. Ama bu tür katkıları sağlayabilirsek, çeşitli kamu kuruluşlarından destek alabilirsek, onlar da bizim kadar inanırlarsa, başka yerlerde de bunun olmaması için hiçbir neden yok. Mutlaka yaygınlaştırılması lazım. Mutlaka başarılı da olacaktır eğer oralara gidilirse, yapılabilirse. Çünkü şu anda artık elimizde bir aracımız var. Artık yöntemi biliyoruz. Adımların nelerden oluşacağını biliyoruz. Ve bu heyecanı biz Anadolu'da çok net yaşadık. Her yerde de yaşayacağımızı da seziyoruz. Olmaması için hiçbir neden yok. Sayın şimdi... Akta, size geliyor mu istekler? Yani hani Denizli'de bunları oldu, biz gördük, biz kendi beldemizde de istiyoruz, biz size katkı vermek istiyoruz. Aslında yani çok var. Var mı? Gerçekten çok var. Fakat onu ifade etmeden önce şunu söyleyeyim. Dünyada bunun örnekleri var mı? Bu benzerleri var mı? Var. Ama biz o benzerini bilmeden bu projeye başladık. Hindistan'da E-Village diye, ya E-Köy diye bir proje var. Milyon dolarlar çeşitli uluslararası finans kuruluşlarınca milyon dolarlar aktarılan bir proje haline getirildi bu Hindistan'da.
Biz bunu belki başaramadık. Yani buraya belli bir finansman kaynağı bulmakta başarılı olamadık. Bunda tabii ki basının, medyanın çok önemli rolü var. Yani bir sinerji yaratmak gerekiyor bunları sağlanabilmesi için. Belki bunda birazcık başarısızız. Ama biraz önce sorduğunuz soruya cevap olması adına da hem İzmir'den, Kars'tan, Samsun'dan, Tokat'tan buna benzer talepler buralarda yapılması ile ilgili çok talepler var. Özellikle bu beldedeki başarının veyahut da beldedeki gerçekleştirilen projenin basında çıkmasından sonra Türkiye Bilişim Derneği sürekli aranmakta ve bu projelerin buraya taşınması konusunda da talepler yağmakta. İşte projelerin devamını hemen birlikte izleyelim. Yatağında bakalım bıçakçılarımız projeden nasıl faydalanıyor. Da başladım. 4 sene oldu bırakalı. 56'da 60'a varası ya da 4 ya varası ya da 44 4 sene oldu bırakalı işte. Pazarlara giderdi işte. Seher kaçardık. Bavul dedik biz ona, çanta yani tahta bavul. Onun içine koyup öyle taşırdık. Biz çakı bıçak makas o üzerine giderdik yani koyun makası, el makası, bıçak. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hayır Gökkurt. Yatağında bağ makası olarak imalat yapıyoruz. Genelde günlerimiz imalatlarla geçiyor. Boş vaktilerimizde burada internette kendi sitelerimizde var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor, geçiriyoruz. Peki kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? 2 yıldır internet kullanıyoruz. Belediyemizin açtığı bu internet sayesinde, internet kartı sayesinde öğrenmeye başladık yani. Burada ücretsiz kurslar var. Bunlardan faydalanıyor musunuz? Tabii. Bu belediyenin açtığı internet sayesinde ücretsiz olması bize daha iyi oldu. Hem kendimizi geliştiriyoruz hem bilgisayar kullanmasını öğreniyoruz. Bize çok faydalı oldu. İnternet sitesi satışlarınızı nasıl etkiledi? Tabii şimdi interneti hem kullanmasını öğrendik. Hem 2 yıl oldu bayağı. Yani yeni siteler açtık. Bunların sayesinde biraz satışlarımız etkiledi. Ama bunları daha geliştirmek istiyoruz. Bunun sayesinde hocamız da var. Bunu geliştirerek hem yurt dışına hem yurt dışı piyasasını daha iyi geliştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten gurur duyulacak örnekler bunlar diye düşünüyorum ben de. Peki ekonomik kalkınmanın yerinde sağlanabilmesi için de güzel bir proje olarak değerlendirirsek eğer bunu. Elektronik topluma, bilişim toplumuna ulaşma yolunda hangi adımları atmamız gerekecek? Aslında bu tür projelerin gelişmesini eğer sağlarsak ki göç neden olur? İşte bulunduğu bölgede ekonomik olanakları yoktur. İnsanların yaşam konusunda beklentileri daha farklıdır, daha fazladır. Ve bunun arayışı içerisinde daha başka büyük şehirlere göç ihtiyacı hisseder. Eğer biz Türkiye olarak bunların ekonomik gelişmelerini bulundukları yörede sağlayabilirsek
göç ihtiyaç olmaktan çıkar. Bu projede bu amaçla bu amacı gerçekleştiren bir yanı da tarafı da elbette ki var. Biraz önce izlediğimiz gibi eğer oradaki üretimlerini elektronik ortamda dünyanın her tarafına ulaşarak pazarlama imkanına sahipse bu insanlar neden başka arayış içerisine girsinler? Neden göç etme ihtiyacını hissetsinler? Böyle bir ihtiyaç olmayacaktır. Coğrafyadan bağımsız bir şekilde ekonominin gelişmesinde ancak çünkü, böyle sağlarız. İnsanlar bulundukları yörede eğer ekonomik durumlarını geliştirebilirsek çok çok daha mutlu olabilirler. Yani göç ettiği yerde ekonomik durumu iyi olsa bile mutsuz olur insan. Kendi doğduğu, büyüdüğü, ailesinin bulunduğu yerde çok daha mutlu olacaktır herhalde. Sayın Sümer, projenin bir sonraki adımı nedir? Yani şimdi belli noktalara ulaştınız. Oraya işte ECDR yani Avrupa Sertifika Sistemi'ne göre eğitim götürdünüz. Hocalar atadınız oraya ve oradaki öğrencilere ücretsiz eğitim verdiniz. Hatta bunu yaş sınırı olmadan yaptınız. İşte 10 yaşındaki insandan 45 yaşındaki insana kadar eğitim verdiniz. Onlar da çok büyük hevesle sarıldılar. Bunun bir sonraki adımı nedir? Aslında bunun bir sonraki adımında yani eğitimlerin zaten sürekli devam ediyor olması gerekiyor. Şu anda da devam ediyor. Devam ediyor zaten şu anda da. Ama bundan sonraki adımında biraz önce de söylediğim gibi kaliteyle ilgili eğitimlerin de bunlara eklenmesi, istenen kalitede ürünlerin artık üretilebilir hale gelmesi, bütün dünyaya sevk edilebilir bir yapının kurulması, uluslararası fuarlara belki bunların katılımlarının sağlanması, buradaki üretimlerin katılımlarının sağlanması. Tekstilcilerimizin bir kısmı da kendi imkanlarıyla gidiyorlar Almanya'daki özellikle büyük fuarlara. Tabii. Biz kendi etkinliklerimize bile bunları sergilerini falan açarak belli şekilde bunları alıştırmaya da çalıştık. Yani mesela bizim ne bileyim kamu etkinliklerimizde hem yatağından hem buldandan sergilerini yapmalarını sağladık. Bu da önemli bir olaydı. Kaldı ki bir de tabii burada belki Kültür Bakanlığı'nın da katkıları da gerekiyor olabilir şu noktadan sonra. Hı. Çünkü sizin görüntülerinizde görmedim ama biz gittiğimizde görmüştük. Tamamen Osmanlı'dan çıkmış gelmiş gibi pala, hançer, kama ve üzerleri işlemeli. Bunlar sipariş üzerine yapılıyor ve el işlemesine yapılıyor. Dünyanın bir yerinde mutlaka bunları almak isteyen, dünyanın parasını vermek isteyen birileri vardır. Fakat oraya ulaşabilmesi. Yani bunların belki biraz daha Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle, başka bir takım desteklerle de bütün dünyada da sadece kendilerinin değil, Türkiye'nin tanıtımı olarak da devreye girmesi gerekir. Ben bir şeyi burada mutlaka parantez içerisinde söylemek istiyorum. Ben bu projeye başladığım zaman öğrendim. Pala'nın İngilizcesinin yatağın olduğunu. Yani bu aslında bir marka olmuş. Bir markaya isim vermiş. Buldan bezi yine kendi dilimize girmiştir. Marka olarak girmiştir. İşte o yörenin dokuması. Burada biz tabii siyasilerimizden de biraz destek bekliyoruz. Bakanlıktan da, Kültür Bakanlığı'ndan da biraz destek bekliyoruz. Bundan sonraki adımları bunlar. Yani Türkiye Bilişim Derneği açısından bakıldığı zaman biz bu eğitimleri vermeye, oradaki insanların, gençlerimizin ya da isteyen herkesin bilgisayar okuryazarlığını ECDL standartlarında sağlamaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince bilgisayar donanımlarının altyapılarını oluşturmaya da devam edeceğiz. Oradaki bu konudaki farkındalığı da artırmaya da devam edeceğiz. Çünkü sadece internetle kendilerini dünyaya tanıtmıyorlar. Kendileri de dünyayı tanıyorlar. Bu konuda da gereken her türlü desteği yapacağız. Ama bundan sonraki adımlarında artık başka kuruluşlarla, başka kuruluşların desteğiyle bir yerlere gidebileceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki adımları bunlar aslında. Sayın Aktepe'ye de dönmek istiyorum. Az önce izlediğimiz görüntülerde de vardı. Çok yaşlı bir amca. İşte bıçakları eskiden nasıl satıyorduk, şimdi nasıl satıyorduk diyor. Sizce internet kültürü yeterince bu bölgelerimize yerleştirilebildi mi? Aslında tabii bu soruya evet demek çok erken olabilir. Tümüyle değil belki ama bir başlangıç yapıldı ve de bence iyi bir başlangıç yapıldı. Yani 2000 yılından geldiğimiz bu noktayı değerlendirdiğimizde çok büyük farklılıklar var. Ve hakikaten bizim ilk gittiğimizde biraz önce de söylediğimiz gibi bilgisayar hiç tanınmıyordu bu yörelerde. Hiç bilgisayar görmemişlerdi. Ancak televizyonda veyahut da diğer medya sayesinde belki bilgisayarı biliyorlardı. Ama geldiğimiz noktada şu anda hemen her evde bilgisayar var. Büyük bir farklılık yarattı bu proje. Tabii ki bu projedeki başarıyı
bizim başka yerlere taşıma becerisini göstermemiz lazım. Aksi takdirde bu proje de temel amacına ulaşmamış olur. Yani bu yörede, sadece bu bölgede sınırlı kalması bizim içimize sinen bir şey elbette ki değil. Sayın Aktepe, isterseniz hazır yatağına gitmişken oradaki internet kıraathanesine devam edelim ve bakalım internet kıraathanesinin detaylarında neler varmış. İşte karşınızda yatağın internet kıraathanesi. İnternet kıraathanesi ne zaman kuruldu? Burası normalde 99 yılında devreye girdi internet olarak. Ama tam donanımlı olarak topu topu bir 2 yıl falan diyebilirim. Tam tecrübe. Siz kaç yıldır buradasınız? Ben de burada 1,5 yıldır buradayım. İnternet kıraathanesindeki kurslara katılanların yaş ortalaması genelde nedir? Yaş sınırımız yok. Genelde burada 45-50 yaş üstü de geliyor. Onlara da veriyoruz. Normalde 7 yaşında öğrencilerimiz de var. Bizde yaş sınırı yok. Elimizden geldiğince bütün halkı internetle tanıştırıyoruz. İnternet yatağını nasıl değiştirdi? İnternet yatağını nasıl değiştirdi? Güzel. Yani herkes kendi yaptığı işleri böyle internette kendi sitesini hazırlayarak daha yurt dışına açılmayı düşünüyor. Kafalarındaki projeler güzel. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? İnterneti 3-4 yıldır kullanıyorum. Bir de burada internet siteleri falan hazırlıyorsunuz. Bıçaklar olsun, başka şeyler olsun, değil mi? Evet, hazırlıyoruz. Bıçakçılarımız istediğinde her türlü siteyi açmaya çalışıyoruz. Peki burada bir de İyi Belde projesi yapılıyor. İyi Belde projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi Belde projesi bence çok yararlı. Hem kasabanın tanıtımı, ürünlerimizin tanıtımı için daha çok yararlı. Biraz da Avrupa'ya açılım yapmak için İyi Belde bizim için çok yararlı bence. Peki burada bir de ücretsiz eğitimler veriliyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok iyi. Çocuklar 5-6 yaşından itibaren bilgisayarı kullanmaya başlıyor. Bu da geleceğimiz için çok yararlı bence. Mestan, sen kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Peki bilgisayarı kaç yıldır kullanıyorsun? 5 yaşından başlamışım. Peki internetin derslerinde faydalı oluyor mu burada? İnternet süresi uzatılsın, böyle daha çok internet kullanmak ister misin? Peki başarılar diliyoruz sana. Sevgili seyirciler, işte görüntülerimizi birlikte izledik sizlerde. Oradaki gençlerimizin gözlerindeki parlaklığı bir de bizim bakış açımızdan görmesi çok isterdik. Yani sadece bir takım magazinlerle size bunu aktarmaya çalışıyoruz ama inanın oradaki o büyüleyici atmosferi isterseniz gidin bir de siz yerinde yaşayın. Ben bu noktada Sayın Aktepe'ye dönmek istiyorum. Sayın Aktepe, şimdi Türkiye'de siz bu kültürü oturtmaya başladınız, pilot projeniz ama oradaki insanları bilgisayarla tanıştırdınız, internet kültürüyle tanıştırdınız ve bunun ışığında da onlar artık dünyaya çok daha farklı gözlerle bakıyorlar. Şimdi Türkiye'de bu farklı gözlerden çok fazla var ve bu farklı gözler birleşiyor, fuarlar oluşturuyor, sempozyumlar oluşturuyor, işte bir takım şuralar oluşturuyor ve bu ortamı tartışıyorlar. Oradaki gençlerimizin belki maddi olarak bu fuarlara, sempozyumlara katılmak ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki maddi zorlukları olan gençlerimiz katılamıyor olabilirler. Siz Türkiye Bilişim Derneği olarak ya da ortak geliştirdiğiniz, diğer çalışma arkadaşlarınızla geliştirdiğiniz projelerle onları bu fuarlara, bu sempozyumlara götürmeyi ve onların da bunlardan faydalanmasını sağlayacakları projeler geliştiriyor musunuz? Tabii gönül onu istiyor ama bizim çok değer verdiğimiz bir proje yatağın buldan o bölgedeki bu İyi Belde projesi ama tek odaklandığımız noktada bu elbette ki değil. Yani bizim çok farklı projelerimiz de var. Farklı bölgelerdeki çocuklarımıza da aynı derecede hassas davranmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da gerçekleştirdiğimiz yine Ankara'da bilişim teknolojileri ışığında eğitim başlığı altında geleneksel hale gelen bir etkinliğimiz daha var. Ve bu etkinliğin bir büyük bir bölümünde de fuar oluyor. Ve biz burada mesela Ankara'nın çevresindeki daha gelir düzeyi düşük bölgelerden, okullardan otobüslerle çocukları buraya taşıyoruz. Burada onları bilgisayarla tanıştırıyoruz. Diğer bu anlamda yine e-vatandaşı yaratma adına yaptığımız, biz de çok önemsediğimiz diğer bir etkinliğimiz de ev hanımlarına ücretsiz internet kursu. Geçen yıl hem İstanbul şubemiz kanalıyla hem Ankara
da TBD merkez kanalıyla 2000'e yakın ev hanımına ücretsiz internet kursu verildi. Yine bu senede yine Kader ve diğer sponsor firmaların katılım ve desteğiyle ve 40 tane üniversitenin desteğiyle de 50 bin ki yüksek bir rakam aslında 50 bin tane ev hanımının internet kursu verilmesi konusunda da bir çalışmamız var ve başladı ve bu devam ediyor. Programımızın sonlarına doğru da yaklaştık. Sevgili seyirciler, bu noktada yatan belediye başkanının az sonra röportajını birlikte izleyeceğiz. Ama ben size ufak bir izlenimi aktarmak istiyorum yatan belediye başkanı ile ilgili. Kendisi projeye oldukça önem veren ve proje ile ilgili oldukça önemli çalışmalar yapmış olan bir kişi. Az sonra zaten izleyeceğiz, siz de anlayacaksınız. Sadece bu işi sevmek ve bu işe gönül koymak sanıyoruz ancak bu şekilde olabilir. İşte yatan belediye başkanının görüşleri. Yatağın nüfusu kaç? Yatağının nüfusu 5000 civarında. Yani küçük bir Anadolu kasabası. Peki bu 5000 kişiye düşen bilgisayar sayısı ortalama ne kadar? Şimdi 100 civarında bilgisayarımız oldu. Bunların çoğunluğu eğitim alanlarında ama 100 civarında 5000'i 100'e bölünce bulursunuz. E-Belde projesi yatağını nasıl değiştirdi? E-Belde projesi yatağını nasıl değiştirdi? Henüz o değişiklikler görülmedi. Yani ama kasabadaki eğitim çağındaki çocuklarımızın, gençlerimizin tamamı, bununla iddialıyız, tamamı bilgisayar okuryazarı oldu. Ve bilgisayar insanların hayatına girdi yatağında. Sayın Başkan, siz birçok projeyi imza attınız ve daha yapmak istediğiniz birçok proje var. Bunlar için ne gibi desteklere ihtiyacınız var? Şimdi bilişime inanan herkesin yatağına gelip görmesini ve bu projenin başarıya ulaşması için kendilerinin karar vermesini istiyorum. Lütfen internetin ve bilişimin faydalı olabileceğine inanan tüm kurumlar, kişiler lütfen gelsinler yatağındaki bu çalışmalara destek olsunlar. İBELDE projesinin sonuçlarını almaya başladık yavaş yavaş. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Haziran 1998'de aldığı önemli bir karar vardı. Küçük ve orta boylu işletmelerin desteklenmesi, teknolojik olarak desteklenmesiyle ilgili. Sivil toplum kuruluşları da bu şekilde desteklerini yapmaya devam ediyor. Peki bir de madalyonun öteki tarafına bakalım. İBELDE projesini yaparken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Projeyi yürüttüğümüz sırada, yürüttüğümüz beldede çok da büyük bir zorlukla aslında karşılaşmadık ama projenin tanıtımıyla ilgili her taraf, her kesim tarafından anlaşılabilirliğiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hala yaşamaya devam ediyoruz. Siz de gittiğinizde görmüşsünüzdür, yatağına gittiğinizde panolar asılmış, orada işte gazetelerde, basında kendileriyle ilgili çıkan yayınlar, haberler dizi dizilmiş. Orada böyle bir heyecan var. Ama biz bunu daha geniş bir geniş kitlelere yaymakta, anlatabilmekte gerçekten çok büyük güçlük çekiyoruz. Eğer böyle olursa bu inanılmışlığı ve alacağımız desteğin sayısını da gücünü de artıracağımıza da inanıyoruz bir yandan. Bir bu zorluğumuz olmuştu. Bir uzak bir yer olduğu için oraya bir eğitmen yollama, orada sürekli kalmasını sağlama, bu eğitimleri buradaki arkadaşlarımıza verme gibi konularda sıkıntılar yaşadığımız oldu. İlk başta web tasarımlarını kendimiz yapmak zorunda kaldık. Çünkü hemen o kadar hızlı internet ya da işte web kullanımı gibi konularda yetiştirmek mümkün değil. Tabii bu bir süreç meselesi. Orada Türkiye Bilişim Derneği kendi olanaklarını kullanmak zorunda kaldı. Bu bizim için bir güçlüktü. Başka çok da fazla bir güçlükle aslında karşılaşmadık. Hatırladığım... Heyecan olduktan sonra bütün güçlükler yeniliyor diyorsunuz. Öyle ama yani biz orada Buldan'da yine yaşadığımız şeylerden biriydi. Yine belediye başkanıyla birlikte gezerken orada yine atölye olan evin altındaki bir yere bizi davet ettiler. Orada biraz önce görüntülerde gördüğümüz kadar yaşlı bir teyze bu sefer. Tezgahının başında orada çocuklar oynuyor. Yani orası ev ortamları aslında. Bir yandan konuşuyor, bir yandan ilmekleri sayıyor hiç şaşırmadan ve o kişi bile bize destek olun, çocuklarımız bilgisayar öğrensinler, bunları artık bununla yapacaklarmış, benim yaptıklarımı onlar çizivereceklermiş gibi bizimle konuşmaya başlıyordu. Yani bu, böyle bir şey olduktan sonra o zorlukları zaten görmüyorsunuz.
Tabii en büyük zorluğumuz, hep söyledik, altını hep çizdik. Bunlar biraz ekonomik güçle olabilecek şeyler. Türkiye Bilişim Derneği sadece geliri belli, üye aidatlarıyla ayakta duran bir dernek. İşte biraz hibeydi, fondu, oradandı, sponsorluktu falan bir şeyler yapıyoruz ama tabii bunlar yeterli değil. Eğer sizlerin vasıtasıyla, basının desteğiyle, medyanın desteğiyle daha geniş kitlelere ulaştırıp da onların da buna inanmışlığını sağlayabilirsek daha güzel şeyler yapılabilir, bu zorluklar da aşılır diye düşünüyoruz. Süremiz azaldı. Ben Sayın Aktepe'ye dönmek istiyorum. Bu proje örnek bir proje gerçekten. Süremiz de oldukça kısa ve Türkiye'de sizce bu tip yapıları geliştirmek için bu gibi projeler vardır eminim. Neler yapılabilir daha başka? Aslında tabii ki bu tür yörelerimiz de var. Talepler de var. Bu taleplere cevap vermek yeterli olacak diye düşünüyorum. Biraz önce Nükhet Hanım'ın serzenişinde de medyanın belki de bu konuya fazla ilgi göstermediği anlamındaydı. Her ne kadar gösterildiyse de belki de sizin programınızın geç kaldığı anlamını taşıyordu. Hakikaten bu projeleri gündemde tutmak, diğer başka yörelerde aynı projelerin yaratılmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız Sayın Aktepe, Sayın Sümer ve sevgili danışmanımız Türker Gülüm'e de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Türkiye programı her perşembe 21.10'da karşınızda olmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta yeni konularımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.